Anlamadım ki Yusuf Bey. Ben bu kadar hızlı bir iflas vakası ilk kez görüyorum. Ya saatlerdir inceliyorum. İşin içinden hiçbir şey çıkaramadım. Bir anda her şeyimizi kaybettik. Evdeki her şeyi haciz ettiler. Mümtaz zaten telefonları açmıyor. Tamam haklısınız ama olmuyor işte. Taşları yerine oturtamıyoruz. Yani bunu bize kim yapar ben anlamadım ki. Alo, Sibel ben. Tarık'ın eski eşi. Siz onun dediklerine kulak asmayın. Akılsızlığı yüzünden düştük biz bu hallere. İyi günler. Al. Burada bizim için bir şey yapmaya çalışıyorum. Derdin biz olsaydık hediyeyle kırıştırıp yuvanı yıkmazdın Tarık. Her şeyi berbat ettin, hayatımızı mahvettin. Koş şimdi ha, hediyene koş. Böyle beraber bir gece kondu falan tutarsınız ha. Sibel, sinirlerim zaten bozuk. Seninle hiç uğraşamayacağım. Hapse girmesine ramak kalmıştı. Her şey benim olacaktı. Her şey üzerime geçecekti ama olmadı işte. Evet, talih olabilir. O yüzden para göndermiyorum sana. Ozan yüzünden ben hala akıl üzerime alamadım. Hayır, vazgeçmek yok. Bir gün Ozan'a ait olan ne varsa hepsi benim olacak. Berçin! 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 İyi misin yavrum? Berçin! Berçin, iyi misin? Ya anneciğim hamile olduğumu biliyorsun. Şaşırmış gibi bakma öyle. O bebeğe dikkat et Berçin. Bu saçma durumdan kurtulmak için son şansımız olabilir. Ben seni anlamıyorum anne gerçekten. Daha iki hafta önce bebeği aldıralım aldıralım diyordun. Şimdi ne oldu? Anne! Ya ne oluyor? Nasıl yaparsın bunu ya? Benim mektubumu nasıl gönderirsin Ozan'a ne hakla? Aslım tamam sakin ol şöyle otur. Neden yaptın Fatih? Ozan'a bunu yapmaya ne hakkın var senin? Senin için yaptım Aslım. Çünkü daha fazla acı çekmeni istemedim. Görüyorum yapamıyorsun. Ozan'a acıdığın için aşkımızı ondan gizliyorsun. Senin daha fazla yıpranmana izin veremem. Allah'ım ben çıldıracağım. Yeter ben çıldıracağım. Ozan'a acıdığın için gizledin. Ne yapayım? Yeter. Yeter ya yeter. Ben Ozan'a acımıyorum. Ben Ozan'ı deliler gibi. Aslım. Aa. Ne oluyor? Siz neden buradasınız? Hiç. Şey. Jülden'in başına gelenleri konuşuyorduk da hani elimizden bir şey gelir mi falan diye. Onu tartışıyorduk. Ben de zaten şimdi çıkıyorum. Buyurun ben geçireyim sizi. Görüşürüz. Ya. Düşürdüm yoksa? Sen bunların hiçbirini bilmeyeceksin en azından. Tek de sendim bu. Geride hiçbir iz bırakmadan çekip gideceğim. Sadece basit bir meraktan fazlası kalmayacak.
Ne yapıyorsun? Aniden kayboldun. Fatih, ben Ozan'a bir mektup yazmıştım. Ama şimdi bulamıyorum. Sen gördün mü? Ben onu gönderdim. Cezaevine. Ozan'a. Sen mektubu Ozan'a mı gönderdin? Rahmetli Selim'den kalan ne varsa hepsi gitmiş. Miras, şirketler. Mümtaz'la bunca yıldır kazandıklarımız, bankadaki para hepsi. Allah'ım. Jüli de tamam. Çok zor biliyorum ama hala gençsin. Akıllı bir kadınsın. İş geliyor hala elinden. Çalışır gene kazanırsın. Hem bak biz de yanındayız artık. Hep birlikte tutunuruz hayata. Böyle yıkma kendini. Tamam biz evdeyiz, gelsinler. Kim o Tarık? Avukat. Evin ve şirketlerin yeni sahibi buraya geliyormuş. Bizimle görüşmek istemiş. İnşallah iyi insanlardır. Hediye nerede Jülde? Markete gitti. Yiyecek hiçbir şey kalmamış evde. Gerçi yiyecek halde kalmadı da. Jülde. Sen dur. Ben bakayım. Tarık. Ben bu evin hanımıyım. Ne yaşayacaksam yüzleşeyim. Thank you.